Beden eğitimi öğretmenlerim birazcık da beni, hadi Bahar birazcık da takımda dene diyelim seni. Ya da sen bunu yaptıklarını birazcık da takımda dene, birazcık antrenman yap bakalım neler olacak diye teşvik ettiler. Tabii bu arada 12 yaşına kadar bağışıklık sisteminde düşük bir çocukluk geçirdim. Dolayısıyla ben voleybol takımına giriyorum dediğimde annemle babamın yüzü gerçekten böyle bir şaşırdılar. Sen nasıl yapacaksın ki diye dönüştü olay. Ama tabii baktılar ki gerçekten çok istiyorum. Onlar da desteklediler. Fiziğim yaşıtlarıma göre uzundum, zayıftım. Dolayısıyla öğretmenlerim hadi birazcık da atletizm deneyelim de dediler aynı zamanda. Dolayısıyla atletizmle de başladım. Böyle hepsini bir arada götürdüğüm bir dönem oldu. Okul takımından sonra hocalarım baktılar ki olabiliyor. Dediler ki Bahar bir kulüp takımıyla denemek ister misin? Sonra kulüp takımına başladım. Kulüp takımından sonra da birkaç hafta sadece voleybol okullarına gittikten sonra küçük takıma alındım. İlk lisansım çıktı. İlk antrenmanım gittiğimde antrenörüm bana dedi ki Bahar sen orta oyuncusun tamam mı dedi. Dinlemem Hiçbir lazım ama. fikrim yoktu. Hiçbir fikrim yoktu orta oyunculuğun ne demek olduğuna dair. Ama ben o kadar istiyorum ki evet tamam hiç problem değil. Neyse yapıyorum ben diye bir anda kendimi takımın içerisinde buldum. O gün bugündür de orta oyuncuyum. Hala top peşinde koşturuyorum. 16 yıldır profesyonel olarak voleybol oynuyorum. Kariyerimde Avrupa şampiyonlukları, dünya şampiyonlukları, milli takım formasıyla olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek gibi birçok değerli şey başardım. Şu anda dediğiniz gibi Fenerbahçe kadın voleybol takımında forma giyiyorum. Şunu söylemeden geçmek de istemiyorum. Başta da biraz söyledim ama şu anki kariyerimi bence düşünecek olursak hani aileme borçluyum çok net diyebilirim. Birincisi sürekli hasta olan bir çocukları vardı ve sporcu olmak Evet. istiyorum dediler. Onun Dedi detaylarına ve böyle şey geleceğiz. Çünkü en çok merak edilen konulardan bir tanesi aslında aile tutumu, anne baba tutumu evet. ama orada önemli bir şey söyledim Bahar. Dedim ki bağışıklık sistemi düşük. Hani herhalde kolay hasta olabilen, Evet. kırılgan bir çocukluğum vardı. Burada sporun senin annenin babanın da düşündüğü gibi ilk etapta yapamaz çocuğumuza daha fazla yük olur gibi bir Evet. yanlış, doğru bilinen yanlışlar varmış. Belki buraya değinebiliriz. Spora katılımla ilgili bu yaygın doğru bilinen yanlışlar neler? Bundan birkaç örnek verir misiniz? Çünkü şu anda bizi dinleyen kişiler ya da şu anda küçük arkadaşlarımız dinliyorsa ve ailesinden, çevresinden böyle şeyler duyuyorlarsa en azından onlara bir doğru bir yönlendirme yapmış Aslında oluruz. şöyle, yani kendimden örnek verecek olursam ben sporcu bir aileden yetişmedim. Hatta tüm ailemde tek sporcu, profesyonel sporcu benim. Ama onların desteği her şeyden önemliydi benim için. Çünkü siz tabii ki kendinizden tereddüt ettiğiniz anlar yaşıyorsunuz. Tabii ki vazgeçme hissine kapılıyorsunuz ama ne zaman ki sizi seven insanların desteğini hissediyorsunuz, sizi o zaman ayağa kaldırıyor. Ha, bu arada spor, ben hep şunu söylüyorum, her genç profesyonel olsun olmasın hayatın içinde sporu koyması gerekiyor. Çünkü sporun verdiği öz disiplin, sporun verdiği sağlıklı vücut, bunlar gerçekten sizin hayatınızın diğer etkenlerinde de kullanabileceğiniz ve sizi gerçekten diğer arkadaşlarınızdan bir adım öteye taşıyabilecek şeylerden bahsediyoruz. Sporcuların konsantrasyonları yüksek olmalı. Bunu derslerinize yansıtabilirsiniz. Sporcuların uyku düzeni olmalı. Sporcuların günlük hayatının planlı olması gerekiyor ki bunu ders programı yaparken de kullanabilirsiniz. Gibi gibi aslında birçok örnek var ve tabii ki gönül ister ki herkes profesyonel sporcu olsun ama olamıyoruz maalesef. Ama bu noktada sporu hayatımızdan çıkarmak yerine bir köşesinde onu da oturttuğumuzda zaten hayatımızın düzeni çok daha rahat olacaktır. Söylediğin şey toplumların güçlenmesinde zaten spor çok temel bir unsur.
profesyonel olsun olmasın ve her işte spor yapmak çok önemli. Ama bir de mental güçlenme ve özgüven anlamında güçlenme var ki bugünkü konumuz kadının güçlenmesi konusunda kadının spora katılımı, spor yoluyla güçlenmesi zaten dünya genelinde çok yaygın olarak ele alınan, sosyal kalkınma anlamında ele alınan bir konu zaten. Hı-hı. Sporla kadınların güçlenmesi. Sen de biz de aynı şeyi yapıyoruz. Bir de iş hayatında, hı-hı, sen şimdi eğitime yansımasını söyledin. Yani spor yapan bir gencin eğitim hayatında nasıl pozitif etkilendiğini söyledin. Bunun devamında kariyer hayatına etkisiyle ilgili de araştırmalar yapılmış. Ve o C-level dediğimiz işte CEO, CFO gibi pozisyonlardaki kadınların geçmişlerine bakıldığında çok büyük oranda ortak noktalarının geçmişlerinde spor yaptıklarını da görüyoruz. Yani her, hı-hı, anlamda, her noktada böyle bir etkisi oluyor. Peki senin dönüm noktaların nelerdi spor hayatın içerisinde? Dönüm noktaları. Olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Böyle kırılma noktaları, bir şey oldu ve orada hadi aslında dedin, şöyle, devam dedin ya da birisiyle şey... tanıştın. Her şey şöyle başladı. Dediğim gibi ben bağışıklık sistemi düşük bir çocuktum ve voleybola başlamam, ailemin desteği benim için çok önemliydi bu konuda. Birkaç sene sonra ben İstanbul'dan transfer teklifi aldım. İzmirliyim ben. İzmir'de başladım. Karşıyaka Spor Kulübü'nde başladım ve birkaç sene sonra altyapılardan İstanbul'dan teklif aldım. Ve o dönem hani yani normalde bu teklifi alan çocuklar hani çığlık atarak, inanılmaz şekilde kutlayarak karşılarlar bu teklifi. Ama benim için gerçekten yani ne yapacağımı bilemedim. Hem oraya gidip ailemin düzeninin ne olacak? O benim için soru işaretiydi. Annemler için tabii ki şu anda düşününce çok da doğru mu değil mi bilemiyorum ama hani kız başına Bahar'ı oraya nasıl göndereceğiz fikri vardı. Okulum vardı derken ama bir şekilde onların da desteğiyle ben İstanbul'a geldim ve ben bir sabah kalktım, dedim ki ben bu kararsızlıkla yaşayamayacağım. Hadi İstanbul'a gidiyoruz. Deneyeceğiz. Yani yapacağız. Ve orada onu da yapmak istiyorum. Çünkü ben eğer bunu devam ettireceksem, bu fırsat bana geldiyse ben bunu geri çeviremem ve devam etmek istiyorum dedim. Onlar da bana destek oldular. Bu burada çok önemliydi bu benim için. Çünkü lise çağında bir gençtim ve İstanbul'a bu işin profesyonel olarak yapıldığı artık yani gerçekten profesyonellerle çalışacağım bir ortama girecektim. Onların desteği olmasaydı sanırım çoktan vazgeçip geri dönmüştüm bile belki. Bu benim için bir dönüm noktasıydı. Sonrasında iyi mi kötü mü nasıl dersiniz size bırakıyorum takdiri ama eşimle tanışmamız ve evliliğe giden yolumuz da benim kariyerimde dönüm noktalarından bir tanesidir. Açıkçası nasıl söylesem, bu evlilik kararını sadece ben almışım gibi karşılandı ve sadece kadın sporcu antrenörüyle evlendi olarak görüldü. Ben o zamana kadar yaşadığım, başardığım, terlettiğim formaların hiçbir önemi kalmadı ve sadece eş olarak oradaydım. Eş olarak anıldım. Bu sosyal medyada ya da basında böyle yansıdı. Ama bu evliliğin içerisinde aslında eşim de vardı. Bu kararı beraber verdik. Ama o başarılı antrenör olarak anılmaya devam etti. Ben de antrenörüyle evlenen oyuncu eş olarak anılmaya da başlandım. Bu benim için maalesef çok önemli bir dönüm noktasıydı. Bu andan itibaren hani şimdi böyle rahat rahat anlatabiliyorum ama bunları yaşarken gerçekten hiç de kolay değildi benim için. Hatta bir İtalya'ya transfer olmam. İspatlama ihtiyacı var değil mi? Yani, yani varlığınızı, birey olduğunuzu, başarınızı ispatlamak zorundasınız kadınsanız. Yani kesinlikle ve bunun hiçbir mantığı yok. Yani ben tek başıma almadım bu kararı ve bu evlilikte sadece ben yokum. Biz bir çiftiz ama yani tepkiyi çeken yine ben oldum. Sadece eş olan yine ben oldum. Hatta o dönem gerçekten benim için çok zordu.
Ben de İstanbul'da kalma ihtimalim olsa bile takımımdan ayrılıp İtalya'ya transfer oldum. Hani bunu doğru bir şekilde yönlendirmek istedim ve kariyerimde bir adım öteye geçmek istedim. Konforlu alanımdan çıkıp zorları denemeye çalıştım. İtalya'ya transfer oldum. Bu da benim için kariyerimde bir dönüm noktası. Sonra da kızım oldu. Zaten kızım olduktan sonra, doğduktan sonra da her şeye çok daha farklı bakmaya başladım ki o zaman da zaten Bahar Toksoy Akademi'yi kurdum. Evet. Çok güzel anlattın, ne güzel. Hemen araya girelim konuyu. Çünkü dediğin konu o kadar önemli ki. Orada eş oğlum, ikinci pozisyonda işte antrenörün eşi olarak bahsedin. Aslında ne kadar çok hakkının yendiğini, yıllarca koyduğun emeğin bir anda görmezden gelindiğini ve standart ülke kadın tipolojisinin içine yerleştirilmiş bir şekilde bir yıpranma aslında. Bu bir noktada toplumsal Maalesef. mobbing diyeyim ben buna. Çünkü başka bir karşılığı yok herhalde. Hem medyada, hem basında, hem belki diğer takımlarda, belki kariyerini de etkileyecek şekilde insanların tavır almasına neden olmuştur. Bunları senin ağzından duyduğuma üzüldüm ama maalesef şaşırmadım. Çünkü çok yaygın yaşanan bir durum. Hadi gelelim, takım içerisinde nasıl oluyor? O kadar üst seviyede, İşte milli takımlarda olimpiyatlara gittiniz, Avrupa şampiyonlukları, böyle sayamadığımız bir sürü başarınız var takım olarak. Burada çok fazla da sporcu arkadaşımız var, çeşitli seviyelerden ya da bireysel sporcularımız var, çeşitli seviyelerden başarılar elde etmiş. Takım olmanın önemini biliyoruz ama çatışma çıktığında mutlaka çıkıyordur. Bunun üstesinden nasıl geliyorsunuz takım içerisinde? Çünkü biz de hem kişisel hayatımızda hem takım olarak hem de sosyal anlamda çok çatışmaya açık bir toplumuz. Burada ne önerirsin profesyonel bir sporcu olarak? Aslında şöyle takım sporu biz hep şunu söyleriz. Herkesle her şekilde anlaşmak ya da mükemmel şekilde bir ilişki kurmak zorunda değilsiniz. Ama bir profesyonel seviyedeyseniz kazanmak için o takımın her bireyine ayrı ayrı ihtiyacınız var. Yani ben tek başıma takım sporlarında bu böyle değil yani. Ben tek başıma maçı kazanırım. Sana ihtiyacım yok tavrı sizi kaybetmekten başka bir şeye götürmez. Dolayısıyla takım içerisinde birbirinize saygı her şeyden önemli. Sevme çok zorunda değil. Herkes birbirini sevmek zorunda değil. Bu normal hayatta da böyle, iş hayatında da böyle, takım sporlarında da böyle. Ama birbirinize saygı duymanız ve yaptığınız işe saygı duymanız her şeyden önemli. Dolayısıyla tabii ki anlaşmazlıklar oluyor ama bu anlaşmazlıkları, saha içindeki anlaşmazlıkları saha dışına taşımamak her şeyden önemlisi. Saha içerisinde konuşarak belli bir seviyeye geldiğiniz zaman saha içerisinde konuşarak problemi çözmeniz ve saha dışına bunu yansıtmamanız çok önemli. Takım sporları çünkü beraber seyahatler ediyorsunuz, beraber toplantılar yapıyorsunuz. Yani bir sezon boyunca ailenizden çok takımı görüyorsunuz. Ve dolayısıyla o anlaşmazlık eğer çözülmeden bırakılırsa büyüyor, 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 büyüyor. Bu sefer takımı içten yemeye başlıyor. Her ne kadar sizin için küçük bir anlaşmazlık olsa ve üstünü kapatmak isteseniz bile bu sizin bir şekilde karşınıza çıkıyor. Dolayısıyla bunu en iyi şekilde hemen anında konuşarak çözümlemeniz bu işin en doğrusu. Tam takip eden sorum da aslında başarının sırrı neydi olacaktı? Belki bir miktar değinmiş de olabilirsin. Çünkü söylediğim gibi çok üst düzey başarılar kazandınız. Olimpiyatlara gittin mesela, nasıl bir histi? Ve burada bireysel olarak Bahar'ı soruyorum. Bahar için bu başarının kriteri nedir? Yani senin gözünden ne olmazsa olmazdır takımda böyle bir başarıya ulaşmak? Her şeyden önce o takımın tek bir hedef için odaklanması diyebilirim. Yani biz bir turnuvaya, bir maça, bir finale, bir lige hazırlanırken hepimizin aynı hedefe odaklanıyor ve bu hedef doğrultusunda çalışıyor, hayal kuruyor ve buna ulaşmak için çabalıyor olmamız her şeyden önemli. Yani takım sporu için bu böyle. Bireysel olarak zaten siz yaptığınız her şeyde başarılı olmak için belli bir efor sarf ediyorsunuz. Ve takım sporlarında sizin eforunuzun dışında da bir
etki var. Dolayısıyla yani siz elinizden gelenin en iyisini yapmak istiyorsunuz ki takım arkadaşınıza yardım edesiniz. Bu arada takım sporlarında derken şunu da belirtmeden geçmeyeyim. Voleybol en dar alanda en fazla kişiyle oynanan spor olarak da geçiyor. Yani çok dar bir alanda çok fazla sporcunun belli bir uyum içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla çok fazla antrenman, çok fazla tekrar demek oluyor. Çünkü o uyumu, o ahengi yakalamak gerçekten bir takım sporunda çok önemli. Dolayısıyla bunu da başarmak için herkesin aynı şeye odaklanıyor olması, aynı şekle çalışıyor olması gerçekten çok önemli. Başarının sırrını da aldığımıza göre ortak hedefmiş arkadaşlar. Altını çizelim. Ekipçe iş yapıyorsak hedeflerimizi net ve hepimiz için ortak olacak şekilde tanımlamamız gerekiyor. Şimdi gelelim yavaş yavaş bizim esas meselemize, toplumsal cinsiyet eşitliği. Futbolda burada arkadaşlarım sorular yazıyorlar. Onları da soracağım birazdan. Futboldaki zaten spordaki cinsiyet eşitsizliğinin farkındayız. Bunun en bariz görünen branş alanı futbol olduğunu da biliyoruz. Bu yüzden de kızlar sahada futbol üzerinden toplumsal cinsiyet eşitliği çalışıyor. Peki voleybolda nasıl durum? Orası toz pembe mi? Ben merak ediyorum iç dinamikleri. Dışarıdan kadın sporu olarak görülüyor. Bu aynı şekilde pozitif bir şey değildir arkadaşlar. Bu da bir cinsiyetlendirilmiş alandır. Biz nasıl futbolda kabul görmüyorsak artık voleybol eşittir kadın sporu demek de bir o kadar tehlikelidir. Bunu pozitif bir şeymiş gibi bence almamalıyız. Burada senin deneyimlerinde voleybol camiası içerisinde eşitsizliğe dair var mı bizimle paylaşabileceğin ortak sorunlarımız var mı? Onları merak ediyorum. Ya şöyle dediğiniz çok önemli çünkü nasıl futbol bir erkek sporu değilse voleybol da bir kadın sporu değil. Voleybol ama şöyle özellikle son yıllarda Dünya Voleybol Federasyonu'nun çok derin bir şekilde çalıştığı bir konu bu eşitlik konusu. Turnuva tarihlerinden turnuva ödüllerine, turnuva finalleri kim önce oynayacak, kim sonra oynayacağı kadar ayrıntılı bir şekilde üzerinde çalıştıkları bir konu bu. Dolayısıyla voleybol şu anda dünyada eşitliği belli ölçülerde diğer branşlara göre sağlamış durumda. Yani aslında bu ne demek? Erkeklere hangi şartlar sağlanıyorsa kadınlara da aynı şartlar sağlanıyor. Ya da tam tersi kadınlara hangi şartlar sağlanıyorsa erkeklere de aynı şartlar sağlanıyor. Dolayısıyla bu büyük ölçüde dengelenmiş durumda voleybolda. Yani bunun dışında bu ama çok tabii özellikle federasyonların ve ülke federasyonlarının katılması ve dünya federasyonunun da üzerinde gerçekten duruyor olmasıyla elde edilebilecek bir zaman alan bir konu. Dolayısıyla hani diyorum futbolda da bunu başarabilsek yani ne kadar kalabalığız burada, ne kadar güzel bir kalabalığız burada. İlham oluyorsunuz hepimize. Hepimize gerçekten kadının hiçbir engeli olmadığını, hiçbir önünde hiçbir şeyin duramayacağını kadının, hiçbir engeli her engeli aşabileceğini gösteriyorsunuz. Dolayısıyla bunu da eğer ki federasyonlar bazında bunu sağlamayı başardığımız zaman çok da keyifli bir aslında futbolun kadınlar için de çok keyifli bir spor olduğunu herkese göstereceksiniz eminim. Evet, yıllardır bunu deneyimliyoruz biz de turnuvalarımızda. Peki akademiye gelelim Bahar. Kızın olduktan sonra iş artık benim için farklı bir boyuta ulaştı dedin. Ve bu akademi fikri nasıl çıktı? Onu dinleyelim. Şu anda neler yapıyorsun akademide? Aslında şöyle, bu akademi fikrimden önce biz eşimle beraber Yarının Sultanları projesini başlattık. Çünkü Türkiye'de dezavantajlı bölgelerdeki kız çocuklarına sporla tanışsınlar, voleybolla tanışsınlar ve onları bir fırsat eşitliği yaratmak istedik ve onlara bir alan açmak istedik açıkçası. Böyle gidip onlarla antrenman yaptık. Bu seyahatlerden bir tanesinde kız çocuklarıyla tüm gün boyunca çok keyifli antrenman yaptık. Ayrılma vakti geldiğinde işlerinden bir tanesi bana keşke gelmeseydiniz dedi. Yani gerçekten cevap veremediğiniz anlardan bir tanesi
böyle bir an. Çevreme baktığımda diğer tüm kız çocuklarında da aynı böyle buruk bakışları gördüm. Gerçekten o gün böyle şehri gezerken sokakta hiç kız çocuğu olmadığını fark ettim. Onlar da zaten şunu söylediler. Bahar abi biz buraya zar zor izin alarak geldik. Bırak voleybol oynamayı, biz sokağa bile çıkamıyoruz. Hani siz geldiniz, bizi heveslendirdiniz, gidiyorsunuz. Bir daha da arayıp sormayacaksınız bile dedi. Dediğim gibi sokaklarda hep erkek çocukları gördük ama hiç kız çocuğuna rastlamadığımızı fark ettim. Oradan döndüğümde de hani bu çocuklara tabii ilham olmak çok önemli. Onlara hayal kurdurmak çok önemli. Ama bunun sadece yeterli olmadığını anladım. Bunun bir adım ötesine geçmemiz gerekiyordu. Onlara artık bir alan açmamız ve onların kendilerini bir şekilde bu camianın içerisinde yer edinmesini sağlamamız gerekiyordu. Akademi fikri de aslında buradan başladı ki şu anda dünyada yüksek seviyede profesyonel kadın sporcuların bile eşitsizliğe uğradığını düşünürsek bu akademinin sadece voleybolla sınırlı kalması da çok da doğru bir şey gelmedi bana. Dolayısıyla bu kızlara istedikleri her alanda başarılı olabileceklerini, hayallerine ulaşabileceklerini, önlerine çıkan her engeli aşabileceklerini öğretmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla bu akademinin doğa bilim sanat atölyeleri oldu. Toplumda cinsiyet eşitliği eğitimi aldılar. Birçok alanda ekstra yaptıkları işlerle aslında biz onlara hayalini kurduğunuz her şeyi aslında yapabilirsiniz'i öğretmeyi amaçladık. Ki akademinin de şu anda tabii bu pandemi sürecinde birebir kamplarımızı devam ettiremedik ama online olarak hala bu mesajları, bu eğitimleri vermeyi devam ettiriyoruz, sürdürüyoruz. Evet öyle. Yani bizim de aynı şekilde Mart ayından beri futbol okullarımız kapalı ve ufaklıklarımız yazıyor. Çok özledik ama tekrar harita kırmızıya boyandı. Yine bir öngörümüz yok ne zaman sahaya döneceğimize dair ama maalesef. Bir yandan da online'a taşıdık. Bu şekilde belki biraz daha fazla kişiye erişiyoruz. Artısı eksisi oldu. Ve en hızlı şekilde yüz yüze gelmeyi biz de bekliyoruz. Şimdi ben chatten gelen sorularla devam edeyim. Tamam. Çünkü ısrarla yazan arkadaşlarım var. Hemen en baştan başlıyorum. Voleybola ara vermek zorunda kaldığınız bir durum oldu mu? Voleybola şöyle ara verdim. Ben hamileyken 4 aylığa kadar sahadaydım hala. Hamile olduğumu öğrendikten sonra. Sezonumu bitirdiğimde 4 aylık hamileydim. Yaz dönemini boş geçirdim ve bir sonraki sezonun ilk yarısını boş geçirdim. Alison doğduktan 42 gün sonra antrenmanlara başladım. Alison 4 aylıkken de tekrar şu anda oynamakta olduğum Fenerbahçe kulübüyle antrenmanlara, takıma geri döndüm. Evet, başka bir ara vermemiş. Yok. Bahar. Kadınların iş hayatında yaşadığı zorluklardan biri anne olmaya karar verme süreci. Anne olmak sporcu kadınlar için nasıl bir yolculuk içeriyor? Sonrasında kulüp bulmak gibi bir sorunlar yaşadınız mı? Sanki tam cevabını da vermiş gibi oldun ama annelik, sporcuyken anne olmak nasıl bir şey? Belki ondan bahsedebiliriz. Ya maalesef şöyle bir algı, gerçekten bu algı var. Annelik kadınların kariyerinin önünde bir engel algısı çok var. Ben bir anımı anlatayım burada. Alison topla oynamayı çok seven bir çocuk değil ama Barbie bebekleriyle oynamayı seven bir çocuk. Ve Barbie bebekleriyle oynarken prenses prensine diyor ki ben antrenmana gidiyorum. Birazdan sonra geri geleceğim diyor. Hani örnek alma yaşı henüz değil, daha 5 yaşında belki ama gördüğü, yaşadığı, çalışan bir anneyle hissettiği şeyleri aslında oyuna da gösteriyor ve bu onun için çok normal. Annenin çalışması, dışarıya gidip antrenmana gidip gelmesi bu onun için çok normal. Bence bu çok kıymetli. Çünkü yani bir çocuğun çalışan anneyle büyümesi, onu üretirken, onu benim için, benim sahada beni savaşırken, vazgeçmezken, kaybederken, kazanırken izlemesi çok değerli. Bence en önemli şeylerden bir tanesi de bu.
Çok kıymetli bir şey söyledin. Gerçekten çocukken aldığımız kayıtlar, rol modeller, kadın ne yapar, erkek ne yapar, zaten toplumsal cinsiyet rolleri dediğimiz kavramlar tam da bahsettiğin yaşlarda oturuyor ve bir ön kabul geliştiriyoruz. Artık biz yetişkin olduktan sonra bir miktar geçmiş olsun. Çünkü ergenlik döneminden 15-16 yaştan sonra bu toplumsal kalıpları kırmak bilişsel düzeyde ve bunu davranışa dönüştürmek işi daha da zorlaştırıyor. Bu yüzden bu toplumsal cinsiyet eşitliği gibi kavramları çalışırken birincil hedef kitle çocuklardır. Özellikle Kesinlikle. 10-14 yaş grubudur. Daha küçük yaşta da verdiğimiz mesajlar aslında bir şey öğretmek değil. Çocuk etrafında ne görürse onu normalleştirir. Şiddeti görürse şiddeti normalleştirir. Kitap okumayı eğer görürse bunu normalleştirir ve hayatına alır. Sorgulamadan kaydeder. Kayıtlar Yani içerisine alınır. Bu yüzden de aslında çocuklar, sözünüzü kestim ama çocuklar söylediklerimizden çok lütfen. yaptıklarımızla ilgileniyor. Yani siz ona Evet. neyi yaparak gösteriyorsanız onu çok çabuk alıyorlar. Ve dolayısıyla hani beni antrenmana giderken görüyor olması onu çok çabuk normalleştirmesine sebep oluyor. Ya da beni dediğiniz gibi kitap okurken görmesi hemen koşup gidip kendi kitabını alıp geliyor o da. O kadar önemli ki yaptığınız şeyler söylediklerinizden çok daha önemli. Doğru söylüyorsun. Devam ediyorum sorulara. Öğretmenlerinizin spor yaşamınızda size yaklaşımı nasıldı? Öğretmenlerinizle ilgili unutamadığınız bir anınız var mı? Yani aslında şöyle, ben çok çalışkan bir öğrenciydim ve gerçekten sınıfta dersi dinlemeyi ve konsantre olmayı başarabilen bir öğrenciydim çok rahat bir şekilde. Dolayısıyla spor benim için çok öğretmenlerimle ilişkimi etkilemedi. Bence yani anneme de sormak lazım bu soruyu çünkü veli toplantılarına annem gidiyordu. Öğretmenlerimin ne düşündüğünü benden çok bence o daha iyi biliyordur. Ama yani yine de öğretmenlerimle aramda herhangi bir diyalog olmadı. Sadece beden eğitimi öğretmenlerimle tabii çok daha özel bir bağımız oldu. Çünkü onlar sayesinde hem takıma girdim hem de kulüp takımına başladım. Tabii onlarla bağım çok daha özel. Bir sonraki soruya geçiyorum. Kadınlar ve kız çocuklarının spora katılımını artırmak amacıyla STK ve spor kulüplerinin yürüttüğü bir takım projeler var. Bunlardan hangisi sizce etkisini sahada gösterdi ya da gösteriyor? Sibel, bir genel bir soru gibi geldi ama Bahar, nasıl cevap vermek istersin bu soruya? Yani aslında spora dahil olabilecek her türlü proje çok değerli. Hani hangisi daha etkili olduğu, bir çocuğun bile spora dahil olması o projeyi çok etkili olmuş, etkili hale getirmiş oluyor. Dolayısıyla hangisi daha etkili, hangisi daha iyi değil de aslında çocukların spora aşılanmasına odaklanmamız lazım bence. Bir de şöyle bir cevap vereyim Sibel. Biz çalıştığımız konu gereği de daha genç yaş grubuna da odaklanıyoruz. Bu yüzden bu 6-7 sene sonra kadın futbolu bizim de yaptığımız çalışmalardan sonra nasıl bir duruma gelecek, nasıl değişiklikler yaratacağız? Yani eski kadın futbolcu profiliyle yeni kadın futbolcu profili arasında nasıl farklar olacak? Keza toplumsal olarak baktığımızda Bahar'ın açtığı okullar, akademiye katılan çocuklar Türkiye'nin çeşitli illerinden geliyor. Bizim de öyle doğudan, Karadeniz'den, Güney'den, İç Anadolu'dan her yerden çocuklar var. Dolayısıyla erişim de bizim, coğrafi yayılım da bizim önemsediğimiz konulardan biri. Fırsat eşitliğini de getiriyor. Bu yüzden hani bugüne kadar bu fırsata erişememiş eğer bizim yaşımızda kadınlar varsa ama şimdiki çocuklar erişecekler ve bir 5-10 yıl sonra biz de hep birlikte göreceğiz aslında. Resmi ne kadar değiştirebilmişiz. Birlikte izleyeceğiz bunu. Bir soruyla daha devam ediyorum. Sporda toplumsal cinsiyet eşitliği izleme raporu incelendiğinde erkek sporcu oranı en fazla olan futbol, kadın sporcu oranı en fazla olduğu branş voleybol. Futbol erkek spordur, ön yargı cümlesinin bir benzeri de voleybol kadın spordur şeklinde midir? Bunun cevabını verdik Hazal. Kadınların çoğunlukla voleybol branşına eğilim göstermesinin sebebi ne olabilir? Spora başladığınız yıllarda cinsiyetinizden dolayı yönlendirildiğiniz veya maruz bırakıldığınız spor branşı oldu mu? Burada
iki güzel noktaya değinmiş Hazal. Hı hı. Şöyle aslında tekrar ediyorum, kadınların çoğunlukla voleybolda eğilim göstermesinin sebebi. Şöyle, bunu böyle şöyle açıklayabilirim. Son 15 yıldır milli takımlarımızın ve kulüplerimizin aldığı başarılar medyada aslında kadın sporcuların, kadın voleybolcuların hak ettiği takdiri görmelerine sebep oldu. Dolayısıyla çok daha fazla aileye ulaşmamıza sebep oldu. Çok daha fazla aile çocuklarını voleybola, kız çocuklarını voleybola yönlendirmesine sebep oldu. Ama sizin en başta dediğin gibi voleybol bir kadın sporu değil. Voleybol kadın ve erkeğe eşit şartları sunan bir spor. Dolayısıyla hani tabii son dönemdeki bu kadın milli takımının aldığı başarılar bunda en büyük etken. Spora başladığınız yıllarda cinsiyetinizden dolayı yönlendirdiğiniz veya maruz bırakıldığınız spor branşı oldu mu? Benim için olmadı. Benim okulumda biz bahçede öğretmenlerimiz bize topları verirdi. Basketbol, voleybol, futbol, tenis kortumuz da vardı. Dolayısıyla hepimiz her sporu deneyerek büyüdük. Ben ama mesela toplu sporlarda en yetenekli olduğum voleyboldu. Yani basketbol ve futbolda gerçekten çok isterdim böyle bir şeyleri daha iyi yapabilmeyi. Ama gerçekten sadece voleybolda yetenekliyim. Bir de atletizm vardı benim için ki onda da kız erkek karışık bir takımımız vardı. Yüksek atlamacıydım. 110 engelli koştum. Bayrak koşusu koştum. Ve erkek takım arkadaşlarım da vardı. Dolayısıyla benim başladığım ortamda ve dönemde hiç böyle sen kız çocuğusun o yüzden voleybola git, sen erkek çocuğusun o yüzden basketbola, futbola git gibi bir şeyle büyümedim açıkçası. Ne güzel Bahar, nispeten şanslı bir... Arkadaşlar soruları okurken farklı kişilerden almaya çalışacağım. O yüzden yukarılarda okumadım. Bazı sorular var. Aynı arkadaşlarımızın sorduğu. Voleybol eğitiminizi etkiledi mi? Yani sporcu olmak. Eğitimi etkiliyor mu? Açıkçası benim için çok negatif bir yönde bir etkisi olmadı. Yani zaten tam tersi, ben voleybol yüzünden hani yoruluyordum ve uykum geliyordu. Dolayısıyla hani günlük zamanımı derslerimle beraber yürütmek için program planlama yapmak zorundaydım. Dolayısıyla aslında negatiften çok pozitif etkiledi beni. Ben günlük ve haftalık planlarla ortaokul ve lise dönemi geçirdim. Bu da beni dolayısıyla çok daha iyi etkiledi. Oğlum, bu da aslında doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi Bahar. Bunu biz aile görüşmelerimizde de görüyoruz. Çocuk, yani şu anıyı anlatmak istiyorum. Ben bizim futbol okullarının olduğu 9 ili de gezdim. İşte Adana, Urfa, Erzincan, Kayseri, Ordu, Manisa, Soma, hepsine gittim ve bir tane anne dedi ki işte ders çalışmıyor hocam, futbola geliyor. O yüzden ben futbola göndermeyeceğim dedi. Çocuk evde ders çalışmıyormuş okul dersine. Tamam dedim, futbola haftada kaç saat geliyor? Haftada 3 saat geliyor futbola. Peki dedim, geri kalan saatlerde ne yapıyor bu çocuk? Sonra böyle anne baktı, güldü. Yani dedim, spor engel değil. Çocuğun başka bir meselesi var ders çalışmamakla ilgili ama ilk akıllarına gelen bu oluyor maalesef. Evet, devam maalesef ediyorum sorularla. Anne olmak istediğinizde kulüp yöneticilerinizden herhangi bir baskı hissettiniz mi? Bu konu iş hayatında çok fazla rastlanan bir durum. Hatta işe alımlarda çocuk düşünüyor musunuz? İşte evli misiniz, nişanlı mısınız? Bunlar erkeklere sorulan sorular değildir. Bunlar kadınlara sorulan sorudur. Ve aslında ihlal vardır burada. Yani insan hakkı ihlali vardır. Neredeyse o seviyede diyeceğim. Dizilik ihlali zaten var. Senin böyle bir deneyimin oldu mu Bahar? Ben hamile olduğumu öğrendiğimde Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün sporcusuydum ve benim için sürpriz olmuştu. Sezon ortasında öğrendim hamileliğimi. Önemli bir maç serisindeydik. Dolayısıyla o önemli bir maç serisini bitirdikten sonra antrenörümü ve takım menajerimizi aldım.
dedim ki size bir haberim var. Hani bunun iyi mi kötü mü olduğunu siz karar verin lütfen. Çünkü benim için çok iyi bir haber ama işim için siz karar verin dedim. Ve onlara hamile olduğumu haber verdim. İlk tepkileri beni tebrik edip boynuma sarılmak oldu. Gerçekten bu konuda şanslıyım da diyebilirim. Ama ikinci tepkileri devam edecek misin de. Bu konuda da doktorumla görüşmelerimiz devam etti. Onun kontrolü altında. Ben hiçbir antrenmanımı, maçımı, hiçbir takım etkinliğini kaçırmadan sezonumu tamamladım. Dolayısıyla hani tabii bunu başarmamın en önemli etkenlerinden bir tanesi kulübüm benim durumumu biliyordu ve evet. Destek olmaya devam ettiler ve bana şunu demediler yani. Ne demek? Biz bunu kabul etmiyoruz. Sözleşmeni pes ediyoruz gibi bir tepkiyle karşılaşmadım. O yüzden hani çok şanslıyım. Bir de yani rahat bir hamilelik geçirdim. Sahadaydım bütün hamileliğim yani ilk 4 ayı boyunca. Dolayısıyla aslında benim için hiç böyle hamile kalmışım gibi bir sezon olmadı o sezon açıkçası. Burada da yine güzel bir noktaya değindik. Bu da bir tane daha. Doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi hamileysen spor hayatını bitirmen gerektiği. Aslında bu tamamen bireysel bir durum. Sağlık koşullarınız izin veriyorsa gördüğümüz gibi 7. aya kadar, 8. aya kadar antrenmanına devam eden farklı branşlarda sporcular görüyoruz. Bunu da Bahar yine güzel bir ekip desteğiyle bu süreci de geçirmiş. Eczacıbaşı'nın da zaten toplumsal cinsiyet eşitliği alanında kurumsal seviyeden yaptığı çok değerli çalışmalar var. Onu da ben yakından takip ettiğim için kurumsal kültürde sana kadar yansımasına sevindim. Çünkü yukarıda bir söylem olarak kalmayıp gerçekte uygulamada karşılığını bulması da çok değerli böyle konuların. Bir sonraki soru. Spora geç başlamanın profesyonel olma yolunda bir eksisi var mı? Profesyonel olmayı engeller mi? Hayır. Bu sorunun cevabı hayır. Yani şöyle, ben dediğim gibi spora geç başlayanlardan bir tanesiyim. 12 yaşında başladım. Benim 8 yaşında başlayan takım arkadaşlarım da var. Dolayısıyla hatta son 6 senedir spor yapan bir takım arkadaşım da var. A takım seviyesinde. Dolayısıyla aslında çok da önemli değil. Önemli olan başladıktan sonra sizin yapma isteğiniz, çalışmaya odaklanmanız ve hedefinizi kendinize koyup ona göre çalışıyor olmanız. Çünkü bu konuda voleybol sporun her dalı başlangıç olarak yetenek olabilir, evet, ama profesyonel seviyede sadece yetenek yeterli bir şey değil. Bir süreden sonra artık üstüne çalışarak kendinizi geliştirmek zorundasınız. Dolayısıyla yani aslında tabii ki geç başlamanın dezavantajları da olabilir ama bu sizin için bir engel değil. Sorularla devam ediyorum. Kariyerinizin adına bir kırılma anı var mı sorusu gelmiş. Bunun cevabını vermiştik. Dönüm noktalarından bahsetti. Gayretli soyadınız mı Bahar Hanım? Evet. Bahar Toksoy Gayretli benim soyadım. Evet, eşi İtalyan olduğu için soyadı da Guidetti Bahar'ın. Ve eşi de antrenör demişti. Milli voleybol takımımızın antrenörü Giovanni Guidetti. Evet. İnşallah olumlu yönlerde ilerlemeler olmuş diye bir niyet bırakılmış. Kızınızın sporcu, profesyonel sporcu olmasını ister misiniz? Bu soruyla çok karşılaşıyorum. Bu arada sorularımız çok fazla. Son 10 dakikaya da girdik. Ben onu ayarlamaya çalışacağım. Mümkün olduğu kadar fazla soru sormaya çalışacağım. Tamam. O zaman ben de kısa kısa cevaplar vereyim ki herkesin sorusuna yetişmeye çalışalım. Kızınızın voleybolcu ya da sporcu olmasını ister misin sorusu benim için çok karşılaştığım bir soru. Ve hep aynı yanıtı veriyorum. Onun hayallerine ulaşabilmesini istiyorum ben. Bu spor olmak zorunda değil. İstediği her alanda, istediği her yerde başarılı olabileceğine inanan bir çocuk olmasını istiyorum. Ve bu konuda her şekilde desteklemeye çalışıyorum onu. Hani sporcu olmak zorunda değil. Hayır, hiç değil hem de. Ama istediği bir şeyi yapmasını ve ben de onu desteklemeyi ve onun hayallerine ortak olmayı dört gözle bekliyorum. Süper. Ben de bir sonraki soruyu kısaltarak soruyorum.
kadın olarak hamileliğin ya da çocuk sahibi olmanın kariyeri engelleyici bir unsur mu yoksa geliştirici bir unsur mu ilgili, bununla ilgili görüşlerinizi soruyorlar. Açıkçası yani tahmin edilebilir bir cevabı konusu... var tabii ki. Yani ben bunu başarabilmiş bir sporcuyum. 4 aya kadar sahadaydım, yine söyleyeyim. Ama bu hamilelik konusu birazcık da açıkçası doktorla iletişim çok önemli burada. Doktorun ve sizin sağlığınızın, bebeğinin sağlığı ne kadar size el veriyorsa o şekilde devam edebileceğiniz bir ortam var orada. Dolayısıyla doktor kontrolü altında hiçbir sakıncası da yok açıkçası. Seçilen, şimdi ailelerle ilgili bir soru var burada. Seçilen spor branşına göre ailelerin anladığım kadarıyla çocuklara baskısı oluyor. Kaslı olursun, memelerin büyümez gibi bir takım kısıtlayıcı şeyler duyuyorlarmış. Bu noktada aileleri nasıl yönlendirmeliyiz? İşte doğru bilinen yanlışlar. Maalesef yani gerçekten böyle düşünen aileler olması beni biraz şaşırtmıyor değil. Çünkü bu noktaya nasıl gelebiliyor konu? Hani çocuğunuzun görüntüsü sevdiği bir şey yaparken değişiyor olması onu rahatsız etmiyorken aileyi nasıl rahatsız edebiliyor? Çocuğunuz hayaline giderken siz onun görüntüsünün değişmesinden ve onun mutluluğunun sebebi olmak yerine engeli olmak sizi nasıl rahat ettirebiliyor? Ben bu konuda birazcık hani çok da iyi bir şekilde kalamıyorum, sakin kalamıyorum açıkçası. Çünkü her çocuğun hayaline ulaşmak gerçekten çok emek vermesi gereken, gerçekten destek görmesi gereken ve hak ettiği bir şey açıkçası. Ve ailelerin bunun önünde engel olmak gibi kendilerini böyle bir noktaya getirmesi de çok sporcular için özellikle çok da engelleyici ve desteğinizin olmadığı bir yerde o çocuğun sporcu olması emin olun evet yine olabilir ama bir kanadı eksik kalır. Yani o yüzden en başında da söyledim benim ailem olmasaydı herhalde bu kariyerim bu noktaya belki gelemeyecekti onların desteği olmasaydı. O yüzden böyle şeylerle değil de çocuğunuzun hayaline giden yolla ve onu mutluluğuyla ilgilenmeniz bence çok daha doğru. Bence çok güzel bir cevap ve bunu alın kopyalayın, her durumu kullanabilirsiniz. Hani sadece spordaki kaslılık oranı değil, sizin hayallerinize karşı çıkılan her noktada uygulanabilir. Peki güzel bir soru var. Saha içinde olduğunuz dönem mi yoksa saha dışında olduğunuz dönemde mi daha çok disiplinli olmak gerekiyor? İkisi de aslında ayrı ayrı disiplin gerektiriyor. Saha içerisindeki performansınız iyi olması için saha dışındaki disiplininizin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü iyi uyumanız, iyi beslenmeniz, konsantrasyonunuzu yüksek tutacak çalışmalar yapmanız saha içindeki performansınızı etkiliyor. Saha içinde iyi performans için disiplinli çalışmanız gerekiyor. Dolayısıyla aslında ikisi de birbirini besleyen ögeler. Sorular akıyor Bahar, inan ben böyle tombala çekiyorum arkadaşlar şu anda, benim sorum niye denk gelmedi demeyin. Bugünün konusu olan toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine yaşadığınız en çarpıcı eşitsizlik neydi? Gördüğümüz kadarıyla Bahar güzel bir deneyim serisi yaşamış hem aileden hem takımlardan. Hı-hı. Ama yaşamadıysan da gördüğün, şahit olduğun, başkalarının yaşadığı en çarpıcı cinsiyet eşitsizliği örneği neydi Bahar? Aslında şöyle, yani bir noktada ben anne olduktan sonra voleybola dönmeye karar verdim. Çünkü kızıma bu şekilde daha iyi örnek olabileceğimi düşündüm. Ama ben Alison 4 aylıkken takımla anlaştığımda, sahaya döndüğümde, Alison daha 42 günlükken antrenmanlara başladığımda birçok kişiden, birçok yerden şunu duydum. Yani el kadar bebeği bırakıyorsun da sahaya mı dönüyorsun? Ne acelen var zaten? Yorumlarını duydum ki bu, yani çünkü onların gözünde bir kadın anne ise bundan başka hiçbir şey olamaz. Sadece anne olabilir. Ve ben de onlara şunu söyledim. Hayır, ben evet anneyim ve bu benim çok büyük bir parçam. Ama bunun yanında ben
profesyonel bir sporcuyum. Bunun yanında ben çok daha farklı şeyleri bünyemde barındırabilecek kadar güçlüyüm. Ve bunun sizin de söylemlerinizle kısıtlamayacağım kendimi dedim. Ve Alison da çok gayet sağlıklı bir şekilde büyüdü. Annesini hala bebeklerine antrenmana gönderiyor. Barbie bebeklerini. Ve bu oyundan keyif alıyor. Onun için ben eve döndüğümde anne kazandın mı diye soruyor bana. O kadar keyif verici, o kadar önemli ki bunları biliyor olması, bunları anlıyor olması onun karakterini açıkçası oluşturmaya başlıyor. Dolayısıyla hani yani ben bu önyargılara eğer boyun eğseydim, evet ya sadece kızımı nasıl bırakıp evden giderim kafasına girseydim, şu anda Alison bunları değil başka şeyleri düşünüyor olurdu ve ben kendim olamazdım. Dolayısıyla hani evet çok önemli, belki küçük bir ayrıntı ama çok da bir çocuğu yetiştirirken önemli olduğunu düşünüyorum bunun. Evet, üstüne de yorumumuz var. Çocuklarımız hayattaki en önemli şeylerdir ama tek önemli şeyler değillerdir. Denge evet. De zaten bunu gerektirir. Hepsini kesinlikle birlikte tutmak. Buradaki son soruyu alıyorum. Çünkü benim bir tane daha sorum var sana sormak istediğim. Hı-hı. Tekrar tekrar yazdığı için Ela, onu soruyorum. Kız çocuklarının sakatlıkları veya hastalıkları spor hayatını etkileyince neler yapılmalıdır? Sadece kız çocukları değil, her çocuğun sakatlıkları ya da hastalıkları olabilir ama profesyonel sporcuları da böyle bu arada. Ya bizim de bazı dönemler antrenmanı aksatmak zorunda kaldığımız dönemlerimiz oluyor. Yani hadi pandemi süreci de var diyelim. Bu pandemi sürecinde özellikle evde olabildiğince çalışmalarınıza devam etmek. Tabii ki sahadaki gibi bir performans beklemek lazım. Ama küçük hedeflerle yolunuza devam etmek çok önemli. Bu süreçleri de olabildiğince verimli şekilde, yani fiziksel antrenman yapamıyorsanız mental antrenmanla devam ettirebilirsiniz. Ama her şekilde kendinizi zinde tutmanın bir yolunu bularak yürümeniz lazım. Ve Bahar, son sorumuzu ben soruyorum. Bu benim tamam. Sorum. Akademi çalışmalarını başlattın, Türkiye'nin çeşitli dezavantajlı bölgelerinde kız çocuklarıyla ilgili projeler yaptın ve bunun sonucunda Birleşmiş Milletler tarafından toplumsal cinsiyet eşitliğine öncülük eden ve kız çocuklarının güçlendirilmesi konusunda çaba gösteren 25 uluslararası rol model kadından biri oldun. Ve hemen sonraki yılda Haziran 2020'de de UNDP Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Savunucusu ilan edildin. Bununla bağlantılı olarak sporda bir kadın olarak rol model olmanın önemi, bu çok önemli. Başta sorulan soru vardı. Bazı branşlarda neden daha fazla ilgi var, bazı branşlarda neden az ilgi var? Bunun cevabı aslında rol model eksikliğiydi. Sen de verdin. Sen bu rol modelliğini üstleniyorsun. Hem de böyle küresel bir amaç için ve küresel standartlarda dünya için çalışıyoruz aslında. Bunun önemi senin açından nedir? Yani senin deneyimlediğin, bu yola çıktığından beri, 2019 yılından beri 16 yıllık spor geçmişin var. Son 2-3 yıldır böyle bir rolün içerisindesin. Hayatında ne değiştirdi ve rol model olmak nasıl bir fark yarattı çalışmalarda? Oy, teşekkür ederim her şeyden önce. Yani bunları dile getirdiğiniz için benim için çok kıymetli çünkü. Ben açıkçası sadece iyi, adaletli, eşit bir dünya için elimden geleni yapmaya çalışan biriyim. Bunun için de elimde olan tek şey sporun iyileştirici ve birleştirici gücü. Bunu kullanarak çok daha fazlasını başarabileceğimi fark ettim. Ve açıkçası bunu da kullanarak kız çocuklarına fırsat eşitliği yaratmaya, onlara hayallerinin ötesine taşımaya, hayallerinin istedikleri her alanda başarılı olabileceklerini göstermeye çabalıyorum. Ki dediğiniz gibi bu çabalarım da UNDP'nin takdiriyle sonuçlandı. Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği savunucusu seçilen ilk kadın sporcuyum. Ve bu çok onur verici bir ünvan kesinlikle. Şöyle geri dönüp baktığımda
hani çok kısa zamanda çok büyük bir yol kat etmişiz. Ama UNDP'nin de desteğiyle çok daha kısa zamanda çok daha büyük işler yapacağımıza tüm kalbimle inanıyorum. Ayrıca hani yani kızım bundan 20 sene sonra karşıma geçip anne dünyada böyle adaletsizlikler vardı, sen bunu biliyordun ve hiçbir şey yapmadın mı deme ihtimali gözümün önüne geliyor. Açıkçası bunu söylemesin diye bu kadar çabalıyorum. Çok teşekkürler Bahar. Çok güzel aldığın yol, istikametin mükemmel. Birlikte başarılarımızı beraberce ve daha fazlasını kutlayalım. Bu da benim son niyetim olsun. Daha güzel şeyleri konuştuğumuz günlerde, başarılarımızı kutladığımız günlerde bir araya gelmeyi diliyorum.